sizlerle uzun yıllardır gerek siyasi çalışmalarımda, gerekse ticari faaliyetlerimde, gerekse Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası'nda bulunduğum 14 yıl değişik birimlerinde görev aldığım idari faaliyetlerim boyunca birçok kez bir araya geldik. Sizler beni, şahsımı yakından tanıyorsunuz. Çankırı'da doğup büyüdüm. Yıllarca bu şehre layıkıyla hizmet eden bir ailede, devlete hizmetin esas olduğunu öğrendiğim bir gelenekle büyüdüm ve bu zamana kadar üstlendiğim tüm görevlerde üzerime aldığım sorumlulukları layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Zor dönemde ve zor şartlarda yola çıktığımızın farkındayım. Ancak Çankırı'mız son yıllarda karşı karşıya kaldığı tarım, hayvancılık, sağlık, işsizlik, göç, istihdam başta olmak üzere tüm sorunların ve çözüm yollarının neler olduğunu STK'lardaki çalışmalarımdan dolayı yakinen bilmekteyim. Sahip olduğum bilgi birikimimi Çankırılı hemşerilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümüne katkı sağlayacak biçimde kullanmayı, doğup büyüdüğüm, çocuklarımı yetiştirdiğim bu şehre karşı bir borç biliyorum. Bu sorumluluğun gereği sizlerin karşınızdayım. Bu süreçte şehrimizin ve insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve fırsat eşitliği ilkesiyle tüm hizmetlere erişimini sağlayabilmek temel ilkem olacaktır. Bu ilkem doğrultusunda Allah nasip eder de milletvekili olduğumda inşallah siyasetin en ahlaklı bir şekilde nasıl yapılacağını göstermek benim en büyük düsturum olacaktır. Bir şehirdeki yaşam kalitesinin standartları sadece zenginlik ve istihdam değildir. Yaşam kalitesi kalkınma, çevre, sağlık, eğitim, toplumsal aidiyet, birlik ve beraberlik ruhunu içermektedir. Bu anlayıştan yola çıkarak ilimizin etnik ve kültürel dinamiklerini göz önüne alarak hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızı birlik ve beraberlik ruhuyla bir araya getirecek barış ve huzur dolu bir toplum yaratmaya çalışmak en temel hedefim olacaktır. Birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Çok kıymetli hazırın, burada bu siyasi hayatımda bu kararı almamdaki en büyük etkenlerden birisi 30 Aralık 2022 günü Ankara'nın Çukurambar semtinde kalleş kurşunlarca kahpece şehit edilen ülküdaşımız Sinan Ateş kardeşimizin hesabının sorulması için Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e, Başbakanlık, Sayın CHP Genel Başkanı 13. Cumhurbaşkanı olacak Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklemeye var mısınız? Hep birlikte başaracağımıza hiç şüpheniz olmasın.